Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüyle baş başayız şu an, gördüğünüz gibi. Massey Ferguson 8S 305, 305 beygirlik bir canavar karşımıza duruyor arkadaşlar ve onun arkasında da karşımızda ne var? Bizim yeni arkadaşlar silaj dorsemiz, silaj romukumuz var. Silaj romukumuz. Ekranı düzeltiyorduk lan. Ha şöyle tamam. Düzelteyim ekranı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra videoyu beğenirseniz aşağıdan lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir destek olmuş olursunuz. Yani beğendiğiniz şeylere destek olan arkadaşlar, yani beğendiğiniz şeylerin arkasında durun. Çünkü hani bir şey beğeniyorsan ve ona destek olmuyorsan veya onun arkasında durmuyorsan ondan daha fazla olmaz yani. Ondan daha fazla üretilmeye devam edilmez ve sen de beğendiğin şeyden mahrum kalırsın yani. Yani bu kadar basittir bu. Yani bir şey beğeniyorsan, bir şey hoşuna gidiyorsa ve ondan daha fazla istiyorsan ona destek olursun, onun arkasında durursun, onun için uğraşırsın, emek verirsin ve böyle olur yani. O yüzden videolar hoşunuza gidiyorsa, kanal hoşunuza gidiyorsa destek olmayı unutmayın yani. Destek olun, elinizden gelince destek olmaya çalışın. Çünkü destek olmazsanız, dediğim gibi, yani beğendiğiniz şeyler destek olmazsanız beğendiğiniz şeylerden maruz kalırsınız yani. Onlardan daha fazla üretilmez, daha fazla olmaz yani. Böyle yani, çok basit bir şeydir ama çoğu insan bunu düşünemiyor. Bu farkına var, düşünemiyor değil de farkına varmıyor. Ama yani öyle kısaca videonun şeyinde, girişinde bir onu bir dile getireyim dedim. Şimdi dostlar, bu videoda ne yapacağız? Zaten baştan gördüğünüz, zaten kapak fotoğrafından gördüğünüz baba. Yani ne uğraştırıyorsunuz beni de anlatmak için, yani anlatacak bir şey yok. Yeni şey aldım. Silaj ramok aldım dediğim gibi. Onunla dostlar, İki tarla biçmiştim ben zaten daha 2 bölüm önce falan. Ha, 2 bölüm önceki bölümlerin aralarında falan biçmiştim. Onları dostlar bu romorka toplayacağız bu bölümde ve onları işte direkt silaj kuyusuna döküp onlardan silaj yapacağız. Aynı zamanda bizim geçen bölümde biçtiğimiz ayçiçeği tarlası var. Onun da saplarına bir cuguli çekeceğiz. Çok güzel bir cuguli modu var ve onu deneyeceğiz arkadaşlar. Kiraladım o ekipmanı. Bir videoluk onu sizlere göstereyim dedim. Onu deneyeceğiz sizlerle. Aynı zamanda onun için uygun bir tane küçük Kubota traktörü de kiraladım. O traktörü kullanmadığımız için hani onu da sizlere göstereyim dedim. Niye kiraladım, şimdi çok para harcıyorsun falan demeyin. Para zaten var, problem değil. Derdimiz para olsun arkadaşlar. Bunun üstünde böyle kapaklar var. Bunları böyle açıp... Lan dur. Bunları böyle... Yolcu... Valla dostlar, bunu nasıl açıyoruz bilmiyorum yani. Şöyle yapınca bunu kaldırıyoruz falan da şu kapakların nasıl açılıyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani herhalde tuş falan var ama şu an gözükmüyor. Çok önemli değil yani, onu da zaten şey yapmayacağız. O kapakları açmayacağız. Böyle silajlar dökülmesini verdiğinden kapakları da var üzerinde. Çok güzel. Bu arada bu kronun orijinal rengiymiş arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Alırken fark ettim ki bunu bu renkte de alabiliyorum. Kronun orijinal böyle şey, özel rengi gibi. O yüzden bu renkte aldım. Bayağı da güzel duruyor. Şey, Massey'e de yakıştı böyle. Massey'de de gri detaylar var ya böyle. Çok tatlı oldu, yakıştı bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Sizce bu renk yakışmış mı? Kronun bu premium rengi güzel olmuş mu? Yoksa standart kron rengi daha mı iyi sizce? Ben şahsen bu rengi beğendim böyle. O böyle kaymakımsı bu şeyle, gri renkle şeyin, kronun yeşilinin uyumu çok bence tatlı olmuş. Benim hoşuma gitti. Bu tarlada çok verim yok arkadaşlar zaten. Küçük bir tarla zaten. Toplayacağız. Bir romo bile çıkmaz. Bu tarlayı toplayacağız. Sonra bundan sonra bu tarlayı topladıktan sonra arkadaşlar gidip Kubota ya da Jiguli tarlaya salırız işçiye. Sonra onu saldıktan sonra işçiye bu masayla da diğer tarlaya gidip büyük tarlada çim toplamaya başlarız sizlerle bence. Güzel olur. Mantıklı bir şey. Mantıklı bir plan diyebilirim. Bence sizin de hoşunuza gidecek bir plan. Oy reis. Taka 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 diye sesler geliyor dorsadan. Ama normal. Yani gerçi atlı bir sesler gelir zaten bu dorsadan. Çünkü şu altta bıçakları var. Böyle dönen, çok hızlı dönen şeyleri var. Ekipmancıkları, bıçakçıkları var. Aslında pek bıçakçık da değil onlar. Onlar bayağı bıçak ama neyse. Yani Allah göstermesin dostlar. Yani Allah korusun, kolunuzu bacağınızı kapsa çok fena yapar. O yüzden pek bıçakçık denilemez onlara. Bıçakçık deyince çünkü biraz böyle zararsız bir şey gibi geliyor kulağa ama pek de zararsız değiller. Çok dikkatli olması lazım. Bu tarz ekipmanlarla çalışırken veya bu tarz ekipmanların yanında dururken bile çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü çok fazla dönen ve çok fazla kuvvetiyle ve ivmeyle ve hızla dönen şeyler var. Parçalar, bölmeler falan var. O yüzden bir yere kaptırırsanız bir yeriniz falan.
çok büyük problemler olabilir. O yüzden buradan kamu spotumuzu da yapalım. Dikkatli olun arkadaşlar, yani tarım ekipmanları çalışırken çok dikkatli olun. Yani herhalde böyle dönen şeyler, şaftlar, maflar etrafında dururken, onlarla çalışırken çok dikkatli olun yani. Çok geri dönüşü olmayan kazalar olabiliyor bazen. O yüzden dikkat etmekte önem var diyecek miyim? Patenaj mı çekiyorsun ya reis, sen ne yapıyorsun ya? Ya reis, bu iki dingili dorse bu ya, daha bunun üç dingilisi, dört dingilisi var ya. Sen iki dingili dorsayı bile çekemeyeceksin. 8S reis yani. Sen Mustang'in sözde en baba traktörüsün yani. Sen daha iki dingili. Romok çekemiyor. Romok daha yarısı boş. Ne olacak bu iş reis? Aa. Nasıl açıldı lan bu? He, neye basıyormuşuz lan? Tamam lan, neye basınca? Neye basınca arkadaşlar böyle zaten direkt açılıyormuş onun şeyleri, kanatları. Tamam, götürelim bunu şimdi. 30 bin litre çıktı bu tarladan. Kötü değil, 30 bin litre silaj iyi bir şey. Bunu hemen silaj kuyusuna dökelim. Sonra gidip Kubota ya da Ciguli salalım arkadaşlar. Ondan sonra bununla gene devam edeceğiz çim işine. Bu arada arada böyle FPS düşüyor bazı yerlere dostlar. Dediğim gibi ona, yani onun için kusuruma bakmayın şimdilik. Yakın zamanda bir iki güne kadar birkaç parça gelecek bilgisayara, onları yenileyeceğiz ve biraz bir tık daha iyileşmesi lazım işlerin. Ondan sonra da hani ileriki zamanlarda önümüzdeki 1-2 ay boyunca içinde de inşallah ekran kartımızı da güncelleyeceğiz. Sizlerin de desteğiyle tabii ki de. Diyecektim de reis, ne oldu? Nasıl bir şey oldu bu ya? Reis, ben 30 bin litre boşalttım burada. 500 bin litre silajın şeyi var ya. Fermente ediliyor dedi lan direkt. Niye öyle oldu baba? Saman tozu var diyor, bir şey var diyor. Anlamadım ama neyse. Bu niye göstermiyor bu şimdi? 3-500 litre saman tozu var diyor. Saman tozu ne ya? Ya saman tozu ne reis ya? Ya babuş, benim bu silajım boşa giderse savaş çıkarırım, şimdiden söyleyeyim. Kaç litre var bu da göstermiyor arkadaşlar ama. Hani koyduğum çimler boşa giderse reis savaş çıkarırım, şimdiden söyleyeyim sana. Sonra demedi demeyin yani. 30 bin litre silaj da bu kadar çim, bu kadar şey tutmaz ya, tutar mı? Gerçi 30 bin litre çok be dostlar. Harbiden aynen. Ama bu kadar tutmaz ya. Ya bu bana biraz fazla geldi. Dur ben bir romok üstünden bir geçeyim arkadaşlar. Biraz izleyeyim bakayım şunu, ne olacak. Acaba çim diye böyle çok sıkıştırılmamış diye mi böyle sıkıştırılıyor falan dedi. O yok baba, o direkt şey yemiş yani. Ayıptır söylemesi de. Şeyi yemiş yani bu direkt. Evet dostlar, o ufak problemciyi birazcık uğraşı sonrasında çözdüm ve gördüğünüz gibi şu an 30 bin litre çim bu kadar az bir şey oldu. Bakın, bu kadar az bir dolum seviyesi aldı. Neyse, problem değil, onu çözdük. Şimdi bu traktörü buraya bırakalım. Arkadaşlar gidelim dediğim gibi o Kubota'yı işe salalım. Eklememizde azıcık daha silaj var. Çok azıcık bir şey idare edecek. Kubota'mız burada. Kubota M6 141 arkadaşlar. 140 beygir. Arkada böyle bir Ciguli var. Biliyorum bizde Ciguli vardı ama bu modu gördüm. Uzun süre bende duruyor bu mod arkadaşlar. Deneme imkanım olmuyordu. Dedim ki bu seferlik hani kiralayıp bir deneyeyim bunu şeyde, videoda hem bir değişik olur. Sadece kiraladım. Traktörü de bunda. Bu videoda tarlamızı bunlarla halledeceğiz. Hem bunu denemiş oluruz. Sonra zaten iyiyse kötüyse hani ben zaten bu şey modu silerim. Denemiş olduğum için artık sizler de göstermiş bulunurum yani. Gidelim. Salalım tarlaya bakalım, deneyelim ilk önce. Bir tarlanın tarafına bir tur atalım. Hem modu beğenirsiniz mesela. Güzelse mod siz de indirip kullanabilirsiniz. Ya modu linkini falan bulamayacağım ihtimalle. Koyamayacağım aşağı arkadaşlar ama zaten ürünün adını görüyorsunuz. Matrot yazıyor. Matrot değil mi, aynen. Markası Matrot arkadaşlar. Model de BM6. Google'a FS22 Matrot BM6 mod falan yazarsınız. Zaten linki çıkar. Yani o kadar, bu kadar, mod bulmak o kadar zor değil arkadaşlar. Yani oyundaki o ekipmanın adını, işte şey modelini falan biliyorsunuz. Onu yazıp Google'a, arkasında FS22 mod yazınca zaten çıkıyor linkleri. O kadar kafa uğraşmaya, kafa yormaya gerek yok. Ver bakayım sinyalleriyiz. Ya ne çirkin sinyal bu Kubota'larda arkada ya. Bunları kim koydu reis? Ya bunları ha kim koydu ya? Ben şuradan geçecektim be kankam. Heh, geçeyim şuradan ben. Ya iyi ki de kuvvetli kaslı adamım ya. Değil mi dostlar? Hemen elle kaldırıp çekiyor. O kadar olacak arada, yapacak bir şey yok şimdi dostlar. Tren de geliyormuş lan.
Oha, tren de geliyormuş. Tren geliyor. Yani birkaç saniye daha geç kalsaydık arkadaşlar, büyük ihtimalle ezecekti bizi tren. Şu dur lan. Heh, şimdi bunu böyle indiriyoruz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra gidiyoruz, böyle takıyoruz. İnşallah çok ağır değildir. 90 beygir istiyor diyordu. Makine 140 beygir bizim. Çok rahat çekebilmesi lazım normalde. Kağıt üstünde hani şeyler öyle gösteriyor. Da takamayacağız mı şimdi de? Ya biliydim böyle olacağını. Biliydim böyle olacağını. Ama ben biliydim böyle olacağını. Böyleyken X'e basman gerekiyormuş. Büyük ihtimalle yani. Oh. Olsun be dostlar. Canı sağ olsun be. Böyleyken arkadaşlar X'e basıyorsunuz. He, şaft çıkıyor oradan bakın. He, tamam, o traktör arkasına takılmıyormuş direkt. Çekin evine takılıyor gene. Şimdi bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ön tarafa dalıyorsunuz. Bu arada Amerikan tipi bir Jiguli arkadaşlar. O yüzden Amerika'da uygun aslında. Amerika'da genelde bu tip Jiguli'ler kullanırlar. Bilmiyorum, gene emin değilim ama bu marka Amerikan mı diye, ama bu tip Jiguli'ler genelde Amerika'da kullanılır. Şaftan da güç alıyor. Şafta dönüyor yani. İyi, güzel yani. Benim hoşuma gitti. Katla dersek şey katlayacak mı? Yok, katlama. Tamam, o öyle kalsın. Demek ki sapı öyle kalıyor orada. Sonra dur reis. Şimdi. Bu dostlar tam dolu. Bir de bu tam dolduruyor mu? Bir de şey 3000 küsür litre bir çardörde kalmıştı. Onu da direkt bizim yağ fabrikasına boşalttım ben bir çardörden. Bunu da şimdi gidelim direkt bizim yağ fabrikasına boşaltalım. 33.600 litre daha. Ya çitlerin üstünden geçtik ya. Ya buraya çit niye koyarsınız ya? Ya da koyarsınız da hani satılabilir, kaldırılabilir çit koyar ya da bari kaldırıp da kapı yapabilirim falan tarla alınca. Onu arkadaşlar düşünememişler maalesef ki yapımcılar. Şöyle gel bakayım reis, he. Boşal bakayım sen buraya. Behlivan. Bayağı bir yağ, ayçiçeği yağ üreteceğiz. Oradan da çok iyi para gelecek. Neyse, bu boşaltsın. Oyun save alsın. Tamam. Hayırlısıyla haydi bismillah diyelim. B'ye basalım arkadaşlar. Bakalım traktör nasıl çekecek. Traktör iyi çekiyor. Tam vitesi denk getirdik mi? Dur bakayım. Evet, tam vitesi denk getirmiş. 4. vites tam vites arkadaşlar. Hatta 5. vites mi? 5. aynen. Tam vites 5. vites. Oo, çok iyi gidiyor arkadaşlar ya. Oo, bayağı güzel gidiyor ha. Güzel. Tarlanın tarafından bir tur atayım ben. Sonra zaten işe salacağım arkadaşlar. Ama çok iyi ya. Harbi hoşuma gitti ha. Güzel. Tatlı. Kubota da yakıştı arkadaşlar. Şimdi reis, hiç kaldırmayacağım reis. Çalıları direkt bitsin. Çalı, çakıl ne varsa hepsini bitsin arkadaşlar. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil reis. Sağ ol makine gitsin. Sağ ol makine gitsin yokuş aşağı. Oy iyi. İçi de güzel, mis gibi klimamız var. Filtremiz var. İçeri toz duman girmiyor arkadaşlar. Mis gibi ya, mis gibi ya, tertemiz. Şimdi bu başı da yapalım. Yalnız çok güzel durmadı dostlar ya. Bence çok yakıştı bizim Kubota'ya. Tam böyle tadında oldu ya. Böyle çok güzel uyum oldu. Kubota da güzel zaten. Hızlı hızlı çalışacak işte dostlar. Koca tarlayı çabuktan bitirecek. Benim harbiden hoşuma gitti. Güzelmiş Jiguli. Dediğim gibi link yok Jiguli'nin bende arkadaşlar ama internete yazarsınız adını falan. Modelini zaten çıkar. Yani çok çok kolay bunun şeyini bulmak, linkini bulmak falan. Hiç kafa yormanıza gerek yok. Şöyle ben başlayayım şey yapmaya ve işçiye salayım bundan, dur. Heh, direkt işçiye salıyorum arkadaşlar. Tamam. Evet, sen işçide çalışırız artık. Ben de Measey ve Arguson traktörümü alıp diğer tarlaya gidip çimleri toplamaya devam edeyim. Çünkü daha toplanacak çok çim var. Biraz FPS harbiden şu an çok ciddi düşmeye başladı ama hayırlısı diyelim. Hayırlısı be gülüm diyelim. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı önemli. Oo, harbiden çok FPS düşmeye başladı ya. Niye böyle oldu? Arkada bir şey mi açıldı acaba yoksa? He, o mod büyük ihtimalle biraz bug'lı arkadaşlar. Toz falan da çok çıkıyor şimdi ondan. Büyük ihtimalle aynen o mod birazcık şey oldu, bug'lı olabilir şu an. Onu içe saldık ya. Çok birden, çünkü çok aşırı birden FPS çoktu, bu kadar düşmeye başladı. Bunların yapraklarını falan da temizlemek gerekecek. Ya dostlar, bildiğiniz bir mod yok mu? Şu üzüm işinde şu yaprak budama işini kaldıran mod yok mu bildiğiniz? Varsa arkadaşlar onu ateşlerseniz çok sevinirim. Aa, bu tarla büyümüş lan yeniden.
Aynen. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben bir çimleri toplayayım. Artık yani iki kere üst üste biçmeyeceğim. Çünkü iki kere üst üste biçersek şeritler çok kalın oluyor arkadaşlar ve makine falan onları toplayamıyor tek seferde falan, böyle çok çok kötü oluyor yani. İyi ya, ama bu düz bayır bile çıkıyor. Az yavaş da olsa iyi. En azından burada bizi hayal kırıklığına uğratmadı Massey'imiz. Masseris Ferguson ismi be. Masseris o, Ferguson ise o. Aa, o ne lan? He, kütük varmış lan, görmedim ya, yeşil renk. Görmedim kütüğü arkadaşlar. Şuradan bir dönelim. Tarlanın etrafındaki o turu atalım. Yani burada zaten büyümemiş daha. Birazcık böyle yamalı biçmişiz ama. Yapacak bir şey yok dostlar. Gerçi hayatta da bazen her zaman her şey zamanda yetişmiyor. Bazen işlerin yetişmediği dönemler de olabiliyor. O yüzden gerçekçi diyebiliriz. Nasıl hemen kendimi kurtarıyorum böyle. Buradan pek fazla çim çıkmıyor bu arada sanki, niyeyse. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor acaba? Bilmiyorum ama. Neyse, bakacağız ona şimdi. Şurayı ben şöyle bir alayım. B'ye basalım da şaftan gücü kessin, en azından biraz daha fazla güç tekerlere gitsin. Bayırı daha rahat çıkaralım. Gene zor çıkarıyoruz ama. Hadi bakalım. Bu arada bu turu tamamlayınca büyük ihtimalle, hatta tamamlamadan belki de dolacak Dorse şey Romok. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidip boşaltacağız yani. Bizim üstümüze düşen boşaltmak olacak. Oy, kaç tane monitör var sende be reis? İçinde aynı Valtra be. Valtra Q serisinin aynısı içi be. Yapma be reis be. Bu arada bu iç mekan Valtra Q serisine daha çok yakışıyor yani. Bu iç mekan daha çok Massey iç mekan değil de Valtra iç mekanı gibi dostlar. Yani bana biraz da öyle hissettiriyor. Bilmiyorum şimdi size nasıl hissettiriyordur ama. Bu arada evet, doldu. Doldu. Ve şimdi iyice dolmaya başladı, ağırlaştı da Dorse. Traktör daha da zorlanmaya başladı arkadaşlar. Neyse, zaten doldu orayı. Hop hop hop, tam FPS bir takıldı orada, bir şey oldu gene. Tamam, doldu. 43.000 litre çimimizi de götürelim. Evet, bayağı demek ki buradan bayağı bir çim çıkacak arkadaşlar. Güzel güzel seviyede bir silaj yapacağız bizim inekçiklerimize. İyi seviyede bir silaj olacak. Götürelim bakalım. O inekçiklerimiz aşağıda be. Ne yapıyorsunuz lan? Çok FPS düşüyor ya. Bu kadar düşmüyor dostlar. Şu makine hiç çevirdi ki ondan düşmeye başladı. Galiba bayağı FPS düşürüyor makine. Öyle geldi bana. Çünkü bu kadar düşmüyor. Demin ya videonun başında bu kadar FPS düşmüyordu. Gördünüz siz de. Hani bir şey oldu ama galiba o makineyle alakalı. Çünkü onu hiç çevirince bu kadar düşmeye başladı. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi biraz daha dayanılmak işte. 1-2 gün daha ve sonra bir tık daha iyileşecek işler. Yani sürekli 60 FPS belki olmayacak yine, çünkü kartı güncellemeyeceğiz ama şimdi güncelleyemeyeceğiz ama gene de bir tık daha iyi olur diye düşünüyorum. Oy reis. Diferansiyeli miferansiyeli. Bunu da denerken ben anlayınca dostlar tek yere boşalttım hepsini. Birazcık problem oldu ama. Evet, şöyle 2 kilometre sabitledim arkadaşlar ve böyle yavaş yavaş 2 kilometreyle boşaltacak makine. En iyisi böyle oluyor. Saatte 1, 2 veya 3 kilometreye sabitliyorsunuz arkadaşlar ve böyle yavaş yavaş döküyor. Ve üzerinden geçerken şey olmuyor, problem olmuyor sonra. Benim sizlere tavsiyem, boşaltırken cruise control açıp saatte 2, 1, 2 veya 3 kilometre sabitleyebilirsiniz. Yani sizin silaj kuyunuzun boyu uzunluğuna göre değişebilir bu tabii ki de. Ama genelde öyle iyi oluyor arkadaşlar. Bu şeyler genelde iyi. Bu hızlar iyi diyebiliriz. Hop, yavaşla. Yavaş. Çok gaz duruyorsun reis sen. Yapma bu kadar. Çok gaz duruyorsun reis. Çok gaz duruyorsun. Üzüyorsun beni. Yapma böyle bak. Oo, işlemci de bayağı ısınmış lan. İşlemci de işlemci solucusu. Kasayı ben kapaksız kullanıyorum da dostlar. Kasa şurada, hemen şurada. Direkt yani işlemci soğutucusunu elimi değdirebiliyorum. Şeye ne o, ekran kartının üstüne falan dokunabiliyorum falan böyle. Direkt ekran kartı yazacak. Onların sıcak olması normalde. Yani koskoca FS oynuyoruz. Az değil yani, dünya kar modlu FS baba. Boru değil yani, şimdi boru olsa diyeceğim ki tamam ama boru değil yani FS baba. Çok modlu FS. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi reis.
Bu arada arkadaşlar, aranızda buraya kadar izleyenler varsa lütfen aşağıya arkadaşlar hashtag izledim yazın ki sayımız bilmiyor. Buraya kadar videonun neredeyse sonlarına kadar kimler izlemiş, buralara kadar kaç kişi izlemiş, kimler izlemiş görmüş oluruz. Ben de merak ediyorum kaç kişi buraya kadar izliyor ve aynı zamanda kimler buraya kadar izliyor. Acaba eski izleyiciler, eskiden kalma bu eski kitlemiz bizim mi daha çok izliyor videoları, daha uzun süre izliyor, yoksa daha yeni gelen izleyiciler falan mı videoların daha büyük kısmını izliyorlar, daha uzun izliyorlar, merak ediyorum. Eskiler acaba bizden sıkıldı mı, artık fazla izlemiyorlar mı videoları, sadece girip de like atıp çıkıyorlar mı, yoksa daha çok eskiler mi izliyor uzunluk olarak, merak ediyorum yani. Buraya kadar izleyen varsanız da aşağıya bir hashtag izledim çakabilirsiniz. Güzel olur, tatlı olur. Tabi aşağı inmişken de video hoşuna gittiyse beğen tuşuna bir basıver babuş yani. O kadar indin aşağı kadar zaten şu an. Şu an zaten oradasın yani. Basıver yani. Video hoşuna gitmediyse de bu arada aşağı inmişken yani bir dislike tuşuna basabilirsin, hiç problem değil. Emin ol, hiç problem değil. Beğenmediysen dislike'a bas. Hiç o da yani hiç problem değil yani. Beğenmediğin süreçte like'a basmana gerek yok. Beğen tuşuna basmana gerek yok. Beğenmediysen beğenmedin tuşuna bas. Beğendiysen ama beğen tuşuna basıver. Onu da bize çok görme. Şurada yarım bir şerit vardı sanki. Heh. Tamam bu dostlar. Bunu bir alıverelim bakalım biz. Evet sanırım bitti. Ama başka ne bitti biliyorsun dostlar? Bizim video burada bitti. Görüşürüz. Kendinize bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir tık kısa kaldı video ama kusura bakmayın. Başka videoda telafi ederiz onu. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.